Hürriyet. Konya'da ilklerin gecesi Galatasaray'ın serisi bitti, Konyaspor galibiyeti hatırladı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ligde son 6 maçtır gol sevinci yaşayamayan Konyaspor'un konuğu oldu. Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Sarı Kırmızılılar, öne de geçtiği maçtan hiç beklemediği bir sonuçla ayrıldı. Müsabakada 31. dakikada Raşika ile 1-0 öne geçen Sarı Kırmızılı ekip, Konyaspor'un 62. dakikada Sercan ve 90+3'te Oğulcan'la attığı gollere engel olamazken sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Gözden kaçmasın Konyaspor Galatasaray maçında çok konuşulan karar. Kırmızı kart beklentisi, haberi görüntüle gözden kaçmasın Galatasaray'da Berkan Kutlu şoku haberi görüntüle. Rekor seri bitti. Galatasaray'ın bu sonuçla birlikte ligde aldığı 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya mağlup eden Galatasaray, serisini 14 maça çıkarmış ve Beşiktaş'a ait olan Süper Lig'de üst üste en çok maç kazanma rekorunu kırmıştı. Sarı Kırmızılı takım, 15 Ekim 2022'deki Kayseri Spor maçından bu yana ilk yenilgisini aldı. Galatasaray'ın biten serileri, 14 maçlık Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi. Resmi müsabakalardaki 17 maçlık galibiyet serisi. 19 maçlık yenilmezlik serisi. Konyaspor hasreti bitirdi. İlhan Palut'un gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen teknik direktör Aleksandar Stanovic'i getiren ancak gol dahi bulamayan yeşil-beyazlı ekip ise bu şanssızlığını sonlandırdı. Konyaspor 5 maç sonra gol sevinci yaşadı. Yeni hocası Stanojevic yönetiminde ligdeki ilk 5 maçta da gol atamayan Konyaspor, kötü seriyi sarı kırmızılı takım karşısında bozarken haftalar sonra galip gelerek hasreti bitirdi. Süper Lig'de 600 dakika sonra ilk golünü atan Konyaspor, Galatasaray maçındaki ilk isabetli şutunda ağları havalandırırken ortaya ilginç bir istatistik daha çıktı. 3 sezondur eli boş dönüyor. Galatasaray'ın Süper Lig'in son 3 sezonunda da konuk olup puan alamadığı tek deplasman Konyaspor oldu. Konyaspor'dan galibiyet paylaşımı. Konyaspor, Galatasaray galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. TRT Spor. Okan Buruk'tan hakem eleştirisi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrasında 2 tane kırmızı kart pozisyonu vardı. Birine VAR'dan uyarı gelmedi, Dubois'un ayağına basılması. Diğeri de Ahmet Oğuz'un pozisyonu, dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü, rakibimizi tebrik ediyorum. Devre arasında oyuncularıma, ikinci golü bulmamız gerek dedim. İkinci yarıda bizim beklentimiz hücumsal anlamda daha üretken olmaktı. Özellikle 80 sonrasında panik yaptık, basit top kayıpları yaptık. Son bölümde kopmalar oldu. 2-1 sonrasında da rakibe verdiğimiz pozisyonlar oldu. Sonuç olarak elimizdeki bir maçı kaybettik. 9 puan önde girmiştik haftaya, şimdi kafamızı kaldırıp işimize devam edeceğiz. Aradan sonra tekrar toparlanıp lige en iyi şekilde döneceğiz, sözlerini sarf etti. Zorbay Küçük maça etki etti. Buruk açıklamasının devamında, 2 tane kırmızı kart pozisyonu vardı. Birine VAR'dan uyarı gelmedi, Dubois'un ayağına basılması. Diğeri de Ahmet Oğuz'un pozisyonu. Zorbay Küçük'ün maça etkisi olarak, göstermediği 2 kırmızı kartı söyleyebilirim, dedi. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.